Altı adını vermek istemeyen üst düzey Batı ittifakı yetkilisi. Bunun içinde de AB yetkilisi olduğu da söyleniyor. Ee, öncelikle Rusya ile bu Soçi açılımıyla birlikte Türkiye acaba Rusya'yı Batı'nın yaptırımlarından kurtaracak bir e, el mi uzatıyor? Eğer öyleyse ikinci yaptırımlar Türkiye'ye uygulanabilir şeklinde bir değerlendirme. Financial Times gazetesinin o değerlendirmesine ilgili bölüme bakalım şimdi. Erdoğan'la Putin arasında derinleşen ekonomik işbirliği konusunda giderek daha fazla endişe duyan Batılı başkentleri, Rusya'nın yaptırımları aşmasına yardımcı olması halinde NATO üyesi Türkiye'ye cezai misillemede bulunulması riskinin arttığına dair uyarıda bulunuyor. Zira Financial Times'a konuşan altı Batılı yetkili, Türk ve Rus liderlerin Soçi'de 4 saatlik bir toplantının ardından ticaret ve enerji işbirliğini genişletme taahhüdünden endişe duyduklarını söyledi. Erdoğan, Mir kartlarının Rus turistlerin alışveriş ve oteller için ödeme yapmasına yardımcı olacağını belirtti. Batılı yetkililerse bunların yaptırımların aşılmasına yardımcı olmak için de kullanılabileceğinden korkuyor. Erdoğan'ın cuma günü verdiği taahhütleri yerine getirmesi halinde Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerin batılı firmaları ya Türkiye'deki ilişkilerinden çekilmeye ya da Türkiye ile ilişkilerini küçültmeye çağırarak Ankara'ya karşı harekete geçebileceği konuşuluyor. Ancak bu ima hem pratik düzeyde hem yasal açıdan nasıl işleyeceği ve iyi fikir olup olmadığını sorgulayan diğer bazı batılı yetkililer tarafından ciddiye alınmadı. Türkiye ile Batı arasında zaten pek çok gerginlik var. Pek çok Batı başkentinde giderek güvenilmez müttefik olarak görülse de Türkiye, terörle mücadele ve sığınmacılar konusunda Avrupa için hayati bir ortak. Karadeniz'e Akdeniz'e bağlayan boğazlara erişimi kontrol ediyor. Erdoğan geçen ay Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan ve küresel gıda krizini önlemeye amaçlayan tahıl anlaşmasında da kilit rol oynadı. Sayın Atabay, şimdi bütün bunlarla beraber e, sormak istiyorum, Soçi'den çıkan e, sonuçlar ve Batı'nın sorgulaması, bir Nato'dan çıkarılabilir mi diye kendi aralarında konuşuyorlar tabii. Ama bunun için bir analist diyor ki, yani hani onunla yaşamak zor ama onsuz imkansız hani. Türkiye vazgeçilemez. Hep de bu söyleniyor zaten. E, baktığımızda bu Soçi, Soçi Anlaşması'nda önemli yani ruble ile değil mi doğalgaz e, ticareti bu son derece önemli böyle bir kapı açılıyor. E, Visa ve mastercard'ın çekilmesi sonrasında e, Rusların Türkiye'de e, her türlü ticari işlemi alışverişli yapabilmeleri için bu mir kart sistemi 5 tane banka oldu. E, şu anda Türkiye'de bunu kabul eden bu daha da genişleyecek bunu anlıyoruz.